Bugünkü çalışmam diğer çalışmalardan çok daha farklı olacak. Bugünkü çalışmam büyü ile ilgili. Konu başlıklarım: büyü nedir? Büyü çeşitleri, en sık yapılan büyüler, büyünün belirtileri, büyüden korunma yolları, yapılan büyünün bozulma şekli, cambar büyüsü hakkında bilgi, yapılışı, etkileri, büyü melekleri hakkında bilgi şeklinde olacaktır. Büyü, sihirbaz, din adamı anlamına gelmektedir. İnsana ve olaylara etki ederek iyilik ya da kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlamaktadır. Büyü, belli bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan kişiler tarafından yapılır. Bu kişilere büyücü, sihirbaz, şaman gibi isimler verilir. Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı ve ölmüş hayvanlar, şekiller, cisimler, hatta isimler kullanılır. Büyü çeşitleri hakkında bilgi vermek gerekirse, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü, temas büyüsü, taklit büyüsü verilebilir. Ak büyü, ferdin veya toplumun iyiliği için yapılan bir büyü türüdür. Kuraklık, yaralanma, mal ve mülkün zarara uğraması, lohusa kadınlara zarar veren şeylere çare bulmak, çocuklara, felaketlere, hastalıklara karşı koruyucu büyü. Bu büyü dualardan, din adamlarından, dini metinlerden faydalanılarak yapılır. Tekniği taklit ve temas tarzıdır. Kara büyü, birine zarar vermek ya da kötülük yapmak için yapılan bir türdür. Kişileri birbirinden ayırmak, cinsi kudreti önlemek, evliliklerin boşanmasını sağlamak, hasta etmek, sakat bırakmak, hatta öldürmek gibi etkiler için kullanılabilir. Büyü yapanlar kutsal değerleri, nesneleri, metinleri araç olarak kullanır. Uygulama taktiği, taklit ve temas yöntemidir. Aktif büyü, tabiat olaylarını yönetim ve denetimi altına alarak istediği gibi kullanılabilme yetkisidir. Özel bazı sözleri, tekerlemeleri, duaları büyü hazırlamak için, elverişli bir durum meydana getirmek için kullanırlar. Örnek vermek gerekirse, Güney Afrika'da yaşayan Zulu kabilesi mensupları kızgın kömür üzerine su dökülmesiyle yapılan büyünün fırtınayı önlediğine inanmaktadırlar. Pasif büyü genellikle savunma ve korunma için yapılmaktadır. Kutsal yazı, mavi boncuk, bıçak, makas ve çeşitli nazarlık eşyalar bulundurularak yapılır. Gebe ve loğusaların zararlı etkilere karşı korunmak amacıyla kullanılır. Yapan kişi, kişinin muska ve uğurlukla okunmuş veya hazırlanmış bazı şeyleri takmasını ister. Temas büyüsü en çok yapılan büyü şekillerinden biridir. Frazer, birbiriyle ilişkisi bulunan şeylerin fiziki temas olmasa bile birbirlerini etkilemeleridir. Bir kimsenin saçından alınan bir kıl, elbisesinden koparılan bir bez parçası, bir tırnak ucu, kopartılan bir iplik parçası gibi şeylerle bu büyü yapılabilir. Her iki niyetle de uygulanır. Taklit büyüsü pek çok yerde uygulanmaktadır. Bir şeyin taklidini yapmakla o şeyin esasını etkileme, taklit yoluyla istenilen sonucu elde etmek amacıyla kullanılır. Hem iyi hem de kötü şekilde kullanılır. Eski Mezopotamya ve Mısır'dan kalma tılsımlı sözler ve büyü formülleri ihtiva eden pek çok sayıda metin günümüze kadar gelmiştir. Onların törenlerinin çoğunlukla büyü ile ilgilidir. Yunan ve Mısır papirüslerinde hayvan ve insanlarla ilgili büyü formülleri, büyü törenleri, büyünün tutması için gerekli görülen temizlenme usullerini içinde bulunduran büyü örnekleri bulunmaktadır. İslam dininde büyücülük yasaklanmışsa da Kur'an'dan bazı ayet ve sureleri büyü unsuru ve malzemesi olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Yahudi kutsal kitabında ise 3 tip büyü bulunur. Gelecekten haber veren büyüler, doğrudan doğruya tılsımla yapılan büyüler, cincilik ve bakıcılık yapan ölü ruhlardan bilgi edinmek için yapılan büyüler. Her dinde büyücülük yasaklanmıştır. En sık yapılan büyüler ise şunlardır: bir insanın kendine aşık etmek için yapılanlar, kadının ya da kocanın bağlanması için yapılan, bir ailenin yıkılması için yapılan,
bekar kişilerin evlenmesine engel olmak için yapılan, birinin hastalanması için yapılan, birinin mal ve ticaretinin bozulması için yapılan büyülerdir. Peki, büyünün belirtileri nelerdir? Büyü yapılan kişilerde bir takım değişiklikler vardır. Hareketlerinde, huylarında değişiklikler seziyorsanız bu kişide büyü olma ihtimali var demektir. Bazı belirtilerden bahsetmek gerekirse, korkunç rüyalar görmek, gece korkarak ya da sıçrayarak uyanmak, rüyada sık sık kedi ve köpek gibi hayvanlar görmek, ruhsal değişiklikler, fiili yapılan hareketler sonucunda kendini tanıyamamak, geceleri kalp ve akciğer hastalıklarından birinin olmamasına rağmen nefes daralması yaşamak, aşırı yorgunluk, uyuşukluk, tedirginlik, tembellik, takip edilme hissi, gölgelerin kişiyi takip ediyormuş hissi, yalnız kalmaktan korkmak ya da yalnız kalma isteği, kollarda uyuşmak, ayak tabanlarında yanmak, büyü ile içine giren şeytani cin hemen vesvese, vehim, elham sahibi verdirir. Düzgün cümle kuramama ve kelimeleri tekrarlama, iştah kesintisi veya aşırı yemek yeme isteği, sakin bir kişiliğe sahip olan kişinin ani sinirlenme, öfke nöbetleri geçirmesi, eş ve çocukları istememek, dini değer ve duygu kaybolması, abdest almakta zorlanma, namaz kılmama. Bunlardan kurtulabilmek için beyin iradesi önemli bir faktördür. Fakat kişiye yardım edilmesi önemlidir. Yengeç, aslan, ikizler, oğlak, kova ve yay burcuna sahip insanlar büyü konusunda daha hassastır. Büyü herkes tarafından yapılamaz. Yapılan her büyü o kişiye tesir etmeyebilir. Büyüden korunmak için neler yapılabilir? Bunun için tek yapılması gereken şey dua etmektir. Koruyucu dualar olarak bilinen Ayetel Kürsü, Felak ve Nas sureleri, Fatiha ve İhlas sureleri nazar ve büyüye karşı kalkanlardır. Asla büyüyü bozmak için bir büyücüye gitmeyin. Büyü bir kısır döngüdür. Kesinlikle uzak durun, yoksa pişman olunabilir. Size yapılan büyü nasıl bozulur? Araştırmama göre büyü bozmak için şunlar yapılabilir. Evinizde bir muska bulursanız, muskaya zarar vermeden dikkatli bir şekilde muskanın kaplamasını çıkarın. Çıkan parçayı metal bir kabın içine alın. Üzerine okunmuş sirke dökün. Bilinen kişi tarafından okunması önemli. Sirkeyi muskanın içinde duran kabın içine dökün ve bir gün evin içinde bekletin. Ertesi gün sirkenin içindeki muskaları dikkatli bir şekilde çıkartıp kurutun. Kuruyan muskaları ayrı bir kaba koyarak kül olana kadar yakın. Yaktığınız muskaların küllerini ve sirkeyi topraklı bir alana gömün. Bu sadece bir araştırma sonucunda bulduğum bir yöntemdir. Doğruluk payını bilmiyorum. Bir başka yöntem ise 7 adet defne yaprağı üzerine 3 ayetel kürsü bir Fatiha okuyup demleyip için. Böylece o gece rüyanızda büyünün çözüldüğünü görebilirsiniz. Cinden şüphe duyanlar için sabah ezanı okunurken bir bardak suya 11 ayetel kürsü, 11 Fatiha suresi, 11 Felak ve Nas suresi, 11 defa da La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzel zalimin, 11 La hevle ve la kuvvete illa billahi il aleyhim azim diyerek okuyun. Daha sonra namaz kılıp evinin penceresini açın. Gökyüzüne 3 dakika baktıktan sonra niyetinizi tutabilirsiniz. Eşler arasındaki huzursuzluğu gidermek için sabah ezanından yarım saat sonra kalkıp bir bardak zemzem suyuna doğru El-Fam suresi 63. ayet, Bakara suresi 165. ayet, Rahman suresi 1. 2. ve 3. ayetler, Nisa suresi 1, 2, 3 ve 4. ayetler, 101 sefer La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzelimin okumalara fayda vardır.
Bu suyu 3 gün boyunca çoğaltıp içilirse etkili olabilir. Büyü ile ilgili makalemi www.herşeyce.com sitesinde bulabilir, sizler de inceleyebilirsiniz. Gelelim cambar büyüsüne. Aşk büyüleri kategorisinde en tesirli olan büyü çeşididir. Birini kendine aşık etmek veya ayırmak için kullanılmakta, ayrıca evli çiftlerin birbirine karşı sevgi beslemeleri için de kullanılır. Hazırlanışı, temeli geyik derisine dayanmaktadır. Post üzerine çeşitli şekiller ve dualar yapılır. Etki ve belirtileri. Aşık etmede en zorlu ve en etkili budur. Kişi bu yüzden kesinlikle haberdar olmaz. Büyü yapılan kişi bedensel olarak aşık olmaz. Sadece o kişinin her hatasında empati kurar ve sorunlara hoşgörüyle yaklaşır. Tesirinden kurtulmak oldukça zordur. Bir veya iki hafta içerisinde etkisi gözükür. Ters tepki yaptığında ise yapan da yaptıran da büyük zarar görür. Ayrıca yapan ve yaptıran her iki tarafta da yeri yoktur. Büyünün gücüne sahip olanlar şeytanın vesveresiyle birliktedir. Büyü melekleri Harut ve Marut. Allah Harut ve Marut'u adlı iki meleği Babil şehrine gönderir. Görevleri isteyenlere büyü öğretmektir. Fakat büyü öğretirken bu bilgilerin karşılığının cehennem olduğunu söylemeden kimseye büyü öğretmeyeceklerdi. Harut ve Marut'un bu hikayesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Marut'a bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Hal o ki, ikisi biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimse hiçbir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı kocanın arasını bozacak şeyler öğreniyorlar. Yemin olsun ki büyüyü her kim satın alırsa onun alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Allah bu ayetlerle Harut ve Marut isimli iki meleği insanları denemek için gönderdiğini ve onlardan öğrenilen büyülerin tek karşılığının cehennem olduğunu söylüyor. Fakat birçok insan cehennemi kabul edip Harut ve Marut isimli iki meleğin öğrendiği büyüleri yaparak kendilerini sonsuza kadar lanetlemiş oldular. Eski kitaplarda anlatılanlara göre bu iki melek insanların kötü huylarının insanların yalancı olduğunu göstererek Allah'a "Biz onlardan daha iyiyiz. Neden onları bizden üstün tutuyorsun?" Allah da bu iki meleğe insanların nefsi olduğunu söyledi. "Sonra da size nefis vereceğim. Eğer günah işlerseniz sizi de azaba çarptıracağım." dedi. Harut ve Marut da bunu kabul ederler. Fakat nefis sahibi olduklarında ikisi de birçok günahı işlemeye başladı. Bunun üzerine azaba çarptırıldılar. İkisinin de cezası dünyada bir mağarada kıyamete kadar baş aşağı asılmak olmuştur. Harut ve Marut bir mağarada baş aşağı kalma cezası aldılar. Aynı zamanda Allah'ın verdiği görevi tamamlayarak kıyamete kadar cehennemi kabul edenlere büyü öğretmeye devam edeceklerdi. Bazı alimlere göre bu mağara Şam yakınlarında. Büyük çaplı büyüler yapan ve cinniler tarafından haber verilmiş büyücülerin bu mağaraya gidip bilgi edindikleri söylenmekte. Eski bir kitabın içerisinde yazan bir hikayeye göre tehlikeli ve bilgili bir büyücünün Şam'da bu mağaraya gidişi şu şekilde anlatılmakta. Büyü ilminde ilerlemiştim. Bir gün hocam bana gelerek "Eğer ilmini büyütmek istiyorsan Şam'daki Harut ve Marut'un bulunduğu bu mağaraya gitmen gerektiğini, bu mağaranın iki dağ arasında kaldığını" söyledi. Şam diyarına yola çıktım. 20 günlük yoldan sonra burada tanıştığım muska yazan bir kadın bana mağaranın yolunu gösterdi. Ben de gittim. Mağaranın girişinde çalılar vardı. Çalıları temizlerken "Kimdir o?" diye bana seslendi. İsmimi ve babamın ismini söyledim.
İçeriye girdiğimde ayaklarından aşağıya asılmış iki varlık bana öğrenmek istediğim büyüleri sordu. Ben de söyledim. Büyülerin nasıl yapıldığını anlattıktan sonra beni gönderdiler. Harut ve Marut'a iki topluluk arasında savaş çıkarmak için ayın, hilalin hangi şekillerdeyken ve yılın hangi mevsimindeyken büyü yapmam gerektiğini sormuştum. Kitaptaki alıntı şu şekilde devam eder. Tanıştığım bir büyücünün Harut ile Marut ile karşılaştığı şu şekilde anlatılır. Büyü ilminde ilerlediğim yıllarda bir gece evrim altındaki bir cinliğim bana görünerek istersen Şam'a gidip Harut ve Marut'tan bir takım sırlar edinebileceğimi söyledi. Ben de bir süre sonra Ramazan ayında Şam'a doğru yola çıktım. Şam'da kısa zaman kaldıktan sonra şehrin çok dışındaki iki dağ arasındaki bir mağaraya geldim. O sırada bir ses kimdir o diye bana seslendi. Kendimi tanıttıktan sonra ey lanetli kul, izin verilenlerdensin, içeri gir dedi. Sonra içeri girdim. Mağaraya girdiğimde korkuyla titremeye başladım. Bismillah, içeride iki iri yarı varlık baş aşağı mağaranın tavanına asılmıştı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Onların Harut ve Marut isimli iki melek olduğunu anladığımda bana öğretecekleri şeyin karşılığının ancak cehennem olduğunu, bunu kabul edip etmediğimi sordular. Ben de kabul ettim. Öğrenmek istediğim büyüyü bana anlattılar. Sonra da aralarından ayrıldım. Bu yaşıma kadar şahit olduğum şeyler karşısında daha kötülüğünü görmemiştim. Allah'ın iki meleği azap içindeydi. Kelimeleri yer almaktadır. Harut ve Marut Allah'tan aldıkları görevleri kıyamete kadar sürdüreceklerdir. Onların yerlerini ancak ilminde ustalaşmış ileri seviyedeki büyücüler, cinleri aracılığıyla öğrenen bilir. Kitapta anlatılanlara göre Şam tarafındaki iki dağın arasında kalan ve insan bedenini zor sığacağı bir girişi olan mağarada yer almaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki büyü yapana da yaptırana da Allah'a ihanet etmiş olur. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre bu iki melek Allah'ın lanetini kabul ediyor musun sorusuna cevap vermezsen asla sana ilim öğretmezler. Büyü insana hiçbir zaman huzur getirmeyeceği gibi mutsuzluğun ve kötülüğün anahtarını elinize vermektedir. Asla bu tür yollara sapmamanızı, yapan kişi ve kişilerden uzak durmanızı tavsiye etmekteyim. Allah'ın adaleti her şeyden keskindir. Her sıkıntı ve üzüntüde dileklerinizde ona sığının. O sizin aklınızın eremeyeceği kudrettedir. Şer olarak gördüğünüz olaylarda mutlaka bir hayır vardır. Şeytanın yolundan gitmeyin. Rabbimin kapısında huzur ve mutluluk vardır. Dua her kapının anahtarıdır. Makalemin tamamını www.herşeyce.com sitesinde bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazılabilir. Ücretsiz abone olmayı unutmayın.